Rubikon Tarih'ten herkese merhaba. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir dosyayla karşınızdayım. Bugün biri diğerinin rövanşı olarak görülen 27 Mayıs darbesiyle 12 Mart muhtarasını anlatacağım. Türk siyasi tarihinde ilk iki askeri müdahalenin adıdır 27 Mayıs ve 12 Mart. İlkinde yani 27 Mayıs 1960'ta Demokrat Parti hükümeti kendilerine Milli Birlik Komitesi adını veren cuntacılar tarafından devrildi ve Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu idam edildi. İkincisinde ise yani 12 Mart 1971'de ise Türk Silahlı Kuvvetleri komuta hiyerarşisi içinde hükümete bir muhtara verdi. Başbakan Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Ara rejim hükümetleri kuruldu. Bu dönemde 68 kuşağının sol görüşlü öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan cezaevinde idam edildi. Kimileri 27 Mayıs'ı ve Menderes ile iki bakanın idamlarını, kimileri de 12 Mart muhtarasını ve Deniz Gezmiş ile iki arkadaşının idamını destekledi ve hatta alkışladı. Evet, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarıyla Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamlarının rövanşının alındığını veya böyle olduğunu zannedenler vardı. Gerçekten öyle miydi? 68 gençliğinin üzerinden silindir gibi geçen 12 Mart muhtarası ve akabindeki 3 idam, 27 Mayıs darbesi ve sonrasındaki Adnan Menderes'in ve iki bakanın idamının rövanşı mıydı? Bu programda bahsettiğim bu soruya cevap arayacağım. Okumalarımda ve araştırmalarımda rastladığım ve çok ilginç bulduğum bilgileri paylaşacağım sizinle. Evet, Rubikon tarih, 12 Mart ve idamlar 27 Mayıs'ın rövanşı mıydı sorusuna cevap aradığımız dosyayla başlıyor. Merhaba, programa geçmeden önce bir kitap hediyesi duyurusu yapacağım. Programı izleyip kanala abone olan ve yorum yazan bir izleyicime Mehmet Ali Birant'ın 12 Mart, Stephen Zweig'ın Amok Koşucusu ve Sokrates'in Savunması adlı 3 kitabı hediye edeceğim. İyi izlemeler. Bugüne kadar Rubikon tarihte 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası ile ilgili çeşitli dosyalar hazırlayıp yayınladım. Videoları hazırlarken araştırma safhasında çok ilginç bilgilere rastladım. Toplumda bir kesim 27 Mayıs'ı ve sonuçlarını, bir kesim de 12 Mart'ı ve sonrasında yaşananları meşru görür ve destekler. 12 Mart'ı 27 Mayıs'ın rövanşı olarak görenlerin sayısı bir hayli fazla. Oysa ki durum hiç de öyle zannedildiği gibi değil. 27 Mayıs'ta başlarına reysen emekliliğe sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel'i getiren Milli Birlik Komitesi adlı junta darbe yapıp Demokrat Parti'yi devirdi. Celal Bayar, Adnan Menderes ve diğer Demokrat Partililer Yassıada'daki kurgulanmış mahkemede yargılandı. Adnan Menderes ve bakanlar Hasan Polatkan ile Fatih Rüştü Zorlu idam edildiler. 12 Mart 1971 muhtırası ise görünüşte Başbakan Süleyman Demirel'i istifa ettirmiş olsa da aslında sol hareketleri, CHP'deki ortanın solu hareketini hedef alıyordu. Muhtıra sonrasında CHP milletvekili Nihat Erim'in ve ardından Ferit Melen'in başbakanlığında ara rejim hükümetleri kuruldu. Siyaset tamamen askerlerin kontrolündeydi. Türkiye 10 yıllardan sonra bir kez daha siyasi davalarda idam gerçeğiyle yüzleşti. Sol görüşlü öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında Menderes ve bakanların idamındaki aynı gerekçeyle idam kararı verildi. Onlar da Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesindeki anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuyla suçlandılar ve mahkum edildiler. Mecliste idamların onaylanmasının ardından milletvekillerinden 3'e 3 şeklinde sevinçle haykıranlar bile görüldü. Neydi o 3'e 3? Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'ya karşı Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan. Bu kez sevinenler farklıydı ancak idam kararlarını alan zihniyet ve hatta bazı aktörler aynı isimlerdi. Mesela 27 Mayıs sonrası Cemal Gürsel'e en yakın isim olduğu için Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Cevdet Sunay, Deniz Gezmişlerin idamı döneminde Cumhurbaşkanı'ydı. Cevdet Sunay, Cemal Gürsel'in felç geçirip Cumhurbaşkanlığından ayrılmasından sonra mecliste 5. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Milli Birlik Komitesi'ndeki 14'ler grubu ve Talat Aydemir ekibi gibi onlar kadar olmasa da 27 Mayıs ve sonrasında yaşananların asli faillerinden biriydi Sunay.
Demokrat Parti'ye yakın oldukları düşüncesiyle ordudan 235 general ve yaklaşık 5000 subayı ihraç edenlerden biriydi. Cevdet Sunay 12 Mart muhtırasına giden sürece kadar İsmet İnönü'nün ve sonrasında Süleyman Demirel'in başında olduğu hükümetlerle uyumlu çalıştı. Ancak muhtıra döneminde askerlerin yanında yer aldı. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal İyicioğlu'nun zorlamasıyla 12 Mart muhtırasını verdi Memduh Tağmaç ve Başbakan Demirel'den istifa etmesini istedi. İstifa söz konusu olmazsa darbe yapacaklarını açıkça ilan etti komutanlar. Cevdet Sunay o süreçte 27 Mayıs ve sonrasında da etkin rol oynamış olan komutanların yanında yer aldı. Başbakan Süleyman Demirel'in telefonlarına bile çıkmadı. Sonuçta Demirel istifa etti ve İnönü'ye çok yakın bir isim olan CHP milletvekili Nihat Erim'in başbakanlığında ara rejim hükümeti kuruldu. Ancak asıl hedef Demirel'den ziyade CHP'de sol hareketin lideri olan Bülent Ecevit idi. Ecevit, muhtıranın asıl hedefinin kendisi olduğunu sezdiği, CHP'nin ara rejim hükümetine katılmaması gerektiğini söyleyip genel sekreterlik görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'i çok iyi tanıyordu. Gürler, 27 Mayıs sonrasında kor general iken yönetimin hiçbir şekilde sivillere bırakılmaması gerektiğini savunan cuntacıların liderlerindendi. Talat Aydemir'le birlikte hareket etti ancak sonra Aydemir'i yarı yolda bıraktı. 27 Mayıs'ı bile yeterli görmeyenlerden biriydi Gürler. Cevdet Sunay, Gürler'i önce Genelkurmay Başkanlığına sonra da Cumhurbaşkanı olabilsin diye tabii senatörlüğe atadı. Faruk Gürler'in Genelkurmay Başkanı olması sürecinde siyasilere gözdağı vermek için Ankara'nın üstünde jetler uçuran Muhsin Batur da aktifti 27 Mayıs'ta. Adnan Menderes'i Eskişehir'de tutuklayan isim de o. Gürler ve Batur, 12 Mart öncesinde Deniz Gezmişler'in lideri olduğu 68 kuşağını devrimci askeri müdahale hayaliyle aldatıp ortada bırakmakla suçlandılar hep. Nasıl olduysa Batur, 12 Eylül darbesi öncesinde meclisteki oylamalarda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. 27 Mayıs darbesini yapanlar genel seçimlerden sonra Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı ve İsmet İnönü'nün başbakan olmasını istemişti. 12 Mart muhtırasını verenler ise başbakan olarak İsmet İnönü'ye çok yakın bir isim olan Nihat Erim'i seçtiler. 68 kuşağının üzerinden silindir gibi geçen yargılamalar ve işkenceler ve idamlar da o dönemde oldu. Süleyman Demirel'in başında olduğu Adalet Partililer, 27 Mayıs bildirisini okuyan Alparslan Türkeş, CHP'den 28 milletvekili ve Ecevit Genel Başkan olunca CHP'den istifa edip Güven Partisi'ni kuran Turan Feyzoğlu da idamlara evet diyenler arasındaydı. Ki o Turan Feyzoğlu, eski CHP milletvekili, 27 Mayısçıların başbakan yardımcılığı görevini verdiği gözdeleri ve İsmet İnönü'ye de çok yakın bir isimdi. Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek veren başlıca isimlerden biriydi aynı zamanda. Mecliste 273 milletvekili idamlara evet dedi. Oylama sonrasında mecliste 3'e 3 tezahüratlar yükseldi. Oysaki durum ifade ettiğim üzere hiç de öyle değildi. Uygulayıcılarının bazıları farklı olsa da kendisini merkezde devletin asli sahibi gören zihniyet Adnan Menderes ve iki bakandan sonra 3 idama daha imza attı. Kendilerinden rövanş almak gibi bir düşünceleri de yoktu elbette. 27 Mayıs'ın ve 12 Mart'ın hedef aldığı kesimler farklı olsa da failleri aynıydı. 27 Mayıs'ın bayram olarak kutlanmasına 12 Mart'tan sonra da devam edildi. 12 Eylül'e kadar. 27 Mayıs ve 12 Mart'ın benzerlikleri özetle bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Rubicon Tarihi'ye abone olmayı, beğeni butonuna tıklamayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir videoda buluşmak ümidiyle herkese iyi günler dilerim.